Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyeli iyisinizdir ve sizler için her şey yolundadır. Bugün kitaplığıma, kütüphaneme konuk olmak ister misiniz? Uzun zamandır kitaplığımdaki kitapları size göstermek istiyordum. Bununla ilgili birkaç kere YouTube'da yazanlar olmuştu, Instagram üzerinden de yazanlar olmuştu ama benim elim bir türlü gitmemişti. Biraz uzun bir video olacağını bildiğim için o zaman aralığını bulamamıştım. Kısmet bugüneymiş diyelim. Önce kısaca kitaplığımın, daha doğrusu kütüphanemin nasıl bu hale evrildiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Sonra da detaylara geçeceğiz. Aslında ben kitaplarla büyüyen biri değildim. Yani çocukluğum kitaplar içinde kitap okuyarak geçmedi. Daha en baştan başlayayım aslında, okuma yolculuğumu anlatayım bu noktada. Hani annemi babamı öyle kitap okurken görmedim, abimleri çok az kitap okurken görmüşümdür. Dolayısıyla kitapla büyüyen bir insan değildim. Hani okuldaki öğretmenlerimizin hani yönlendirmesiyle işte edebiyat derslerinde falan kitaplarla yolum kesişiyordu. Öyle edebiyata çok ilgili bir çocuk da değildim. Elbette kitap okuyordum ama öyle düzenli bir okuyucu değildim. Çok hakim değildim yazarlara ve eserlere. Üniversiteye geldiğimde de keza bu şekilde devam etti. Çünkü ailemden kaynaklı ben hep derslerimi çalışmaya odaklıydım ve kitap okumak hep ikinci, üçüncü plana kalıyordu. Ve dersler hep ön planda olduğu için de kitap okumaya açıkçası fırsatım olmadığı algısı yerleşmişti bana. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir ara aslında kitap okumayı hep istediğimi fark ettim ama bir türlü o şeyi bulamadım diyeyim, hani başlangıç noktasını. Bir gün o zamanlar Instagram böyle yeni yeni aslında popüler olmaya başlamıştı. Instagram'da birkaç tane kitap sayfasına denk geldim. Okuduğu kitabı paylaşan, yorumlayan sayfalara. O zamanlar bu Bookstagram dediğimiz kavram çok çok az vardı. Ben de bu benim için bir çıkış noktası olabilir. Ben de elimden geldiğince kitap okuyarak, okuduklarımı burada paylaşarak zamanla kendimi geliştirebilirim. Nasıl başka hesaplardan faydalanıyorsam ben de belki bir zaman faydalanan bir hesaba dönüşebilirim şeklinde aslında yolda çıkmıştım. Ve o zaman hani eski hesabımın adı Okumadan Olmaz da buradan çıkmıştı. Gerçekten okumadan olmaz benim için bu noktadan sonra diyerek o ismi vermiştim. O şekilde başlamıştım ve hesabı açtıktan sonra da aslında düzenli olarak kitapları bütçe ayırarak bir kitaplık, bir kütüphane oluşturmaya başladım. Yani çok büyük bütçeler harcamadan düzenli ve okuyacağım kadar kitap olarak ilerledim ilk zamanlarda. Küçük bir kitaplığım vardı. Beğenmediğim kitaplar vesaire de olabiliyordu arada. Onları da biriktirip okullara bağışlayabiliyordum. Tekrar okumaya niyetim olmadığı kitapları okullara, yaş gruplarına uygun özellikle liselere çok zaman göndermişimdir. Bu şekilde hem kitaplığım devir daim etti. Hani daha canlı şekilde kaldı. Eskiler gitti, yeniler geldi. 5 yıl önce de evlenirken de bu iki kitaplıktan birincisini aldım. O zaman yaklaşık 2 rafı anca doluydu sanırım. Zamanla yaklaşık 2-3 sene içinde bir tanesini doldurabildim. Sonrasında da diğer kitaplığı aldım. Onu da 2 sene gibi zaman zarfında doldurdum. Aslında bu arkamda gördüğünüz kütüphane 5 yılın bir ürünü diyebiliriz. Öyle bir anda olmuyor. Çünkü çok fazla soran oluyor. Kütüphanenizdeki kitapları işte hepsini okudunuz mu? Nasıl bu hale geldi? Nasıl kütüphane oluşturduğunuz şeklinde sorular gelebiliyor. Bunlar zamanla olacak şeyler. Bir anda yüzlerce kitabınızın olmasını bekleyemezsiniz. Kitapları okudukça ona bir yatırım yapmaya başlıyorsunuz zaten ister istemez. Yani benim kendi kişisel yolculuğumda öyle hani para harcadığım tek, yani en büyük yer benim için kitaplar. Böyle çok giyim kuşamla, makyajda işte farklı alanlara para harcamıyorum neredeyse hiç. Çok az. Özellikle zaten pandemi döneminde yoğunluk evde geçirdiğimiz dönemde bu tarz şeylere hiç para harcamadım neredeyse. O yüzden kitaplara yatırım yapıyorum. Ve bu kütüphaneyi de gönlümden geçen oğlumun ilerlediğinde
ileride faydalanacağı bir alana dönüşmesi, onun kütüphaneli bir evde büyümesini istiyorum. Benim yapam yani bana benim olmayan, yani benim evimde kitaplık ve kütüphane yoktu küçüklüğümde. Ama en azından oğlum kitaplara her an erişebilsin istiyorum. Umarım bunu da başarabilirim. Bu şekildeydi kitaplığımın hikayesi. Dilerseniz şimdi detaylara geçebiliriz. Umarım çok uzun bir video olmaz. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelin kitaplara biraz daha detaylı bakalım. Şu şekilde bir boydan göstereyim. Yansıma yaptığı için müsaadenizle cam kapakları açacağım. Bu arada cam kapaklı olmasından kaynaklı ben memnunum kitaplığın cam kapaklı olmasından. Bir ara şüphelerim vardı ama özellikle Furkan emeklemeye başladıktan sonra ve kitapla erişmeye başladıktan sonra kitapları dağıtmaması anlamında benim için iyi oldu. Camlara vurur diye şüphelerim vardı ama çok şükür ki o şekilde bir eğilim olmadı. Sadece şu en alt rafta kendi kitapları var. Hani sürekli gelip orayı dağıtmak istiyor. O yüzden şöyle bir kilit takmıştık. Onu bilmiyorum ne zaman sökeriz artık. Neyse detaylara geçebiliriz. Şu şekilde yukarıdan başlayabilirim. En üst rafta Yapı Kredi yayınları var. Artık sığmamaya ve ön raflara dolmaya başladı diyebilirim. Burada Harry Potter'ın resimli baskıları, ciltli baskıları var. Bunları bana eşim doğum günlerimde hediye almıştı. Genelde böyle şansa hep yeni baskılar Eylül gibi çıkmıştı. Benim de doğum günüm Ekim sonuna doğru olduğu için hep eşimin hediye almasıyla bu seriye sahip oldum. Burada Amin Maluflar var. Epeydir okumuyorum. Aslında bayağı sevmiştim okurken. Devam da etmek istiyordum ama bir türlü nasip olmadı devam etmek. Charles Dickens'tan Kasvetli Ev. Birinci cilde okudum. Çok sevmiştim. İkiye bir türlü hala fırsat bulamadım. Burada Don Quixote var. Kalın Klasiklerden Korkmuyoruz grubuyla 2022'de okuyacağız. Aralarda okumadığım kitaplar var. Mesela Emrah Öztürk'ün kitapları hala, yani onlar baskılar olmayan kitaplar. Fırsatım olmadı. Faruk Dumansuz Barbatos'u yeni aldım. Çok merak ediyorum. Üçlemenin üçüncüsü de yeni çıktı. Türk Edebiyatı'ndaki en iyi romanlardan kabul ediyor birçok okur. Hermenes'te Rosel fena bir kitap değildi. Salinger'la çok anlaşamadım. O yüzden Çavdar Tarzı'ndaki çocuklara bir türlü elim gitmedi. Şu Nereye Gidiyoruz Baba? Fournier galiba okunuşu. Onu bu sene yeni aldım. Yani çok merak ettiğim yazarlardan bir tanesi. Dulu aslında alacaktım ama o baskısı tükenmiş. O yüzden şimdilik o kaldı. John William Stoner çok çok severek okumuştum. Okumadıysanız kesinlikle tavsiye. Ishiguro'dan Beni Asla Bırakmayı okumuştum. Orada kaldı. Aslında devam etmek istediğim yazarlardan. Onun yanında Kerem Işık Iskalı Karnı var. Yine sevdiğim öykü kitaplarından da. İzan'ın Şarkısı yeni aldıklarımdan. Yine 2022'de okuma niyetim olan. Mahir Öztaş var. O da baskısı olmayan öykü kitaplarından. Ömür İklim Demir'i çok çok severek okudum. Ne yazsa okurum dediğim yazarlardan biri daha. Sabahattin Ali çok seviyorum. Yani tartışmasız her kitabı benim için çok kıymetli. Yalçın Tosun var şurada bir tane. Hala fırsat bulamadım. Duruyor öyle. Buraya gelirsek Yaşar Kemal var. İnce Mehmet serisi. Arda Ay Efsanesi. Yılanı Öldürseler. Şurada 4 tane Orhan Pamuk kitabı var. Umarım çok titretmiyorumdur kamerayı, bilmiyorum şu an tek başıma çektiğim için. Calvino'dan bir kurgu dışı kitap var. Klasiklerini için okumalı. Fena değildi, keyifle okumuştum. Bu rafa gelince de burada İş Bankası, Hasan Ali Yücel klasikleri var genelde. Bu rafı da yeni genişlettim aslında. Bir üstteydi ama sığmamaya başladı. Şu üst rafı da kullanmak istediğim için bir aşağıya kaydırdım. Burada Türk Edebiyatı klasikleri var. 3 tanesi var bende. Şimdilik devam edemedim bu seriye de. Leyla Erbil, Ölmeye Yatmak eski baskısı. Şu an zaten Everest'ten çıkıyor Adale Tağoğlu. Kamelyalı Kadın çok severek okumuştum. Monte Cristo Conto'nun yorumu zaten biliyorsunuz. İki Şehrin Hikayesi'ne Kalın Klasiklerden Korkmuyoruz Ocak'ta okuyacağız. Cinliler Bekliyor, Karamazov Kardeşler harikaydı okuduk. Öteki Bekliyor, Suç ve Ceza'yı okuduk. Madame Bovary'de 2022'nin listesinde Oblomov okundu. Babalar ve Oğulları çok severek okumadım açıkçası. Bunu fark etmemiştim. Çeviri kaynaklı da olabilir. Ergin Altay çevirisiymiş. Ben onu okuduğum zaman çok çevirilere hakim değildim. Çevirmenlere hakim değildim. Gurur ve Önyargı. Austen'ın iki kitabı var burada. Northanger Manastırı.
Yani çok böyle aman aman bayılmıyorum ama seviyorum onu okumayı. Anna Karenina zaten okuduk. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar, sansasyonel fikirlerin olduğu kitabı. Yani çok nasıl diyeyim, cahil bir dönemimde okumuştum. Sevmiştim ama şimdi fikirleri düşününce yani hiç de sevmedim. Yani tekrar okusam muhtemelen hiç sevmem. Gogol çok güzeldi yine. Dorian Gray'in Portresi çok çok sevmiştim. Burada Savaş Sanatı var, ince bir kitap. Notre Dame'ı Cambrou. Kalın klasiklere sanırım ilk böyle hani o kalın klasikler zincirini ilk Notre Dame'ın Kamburu ile kırdım sanırım. Sonra Sefiller. Bunu da Kasım Aralık'ta okuyacağız yeni. Şurada Nutuk var. Halil İnancı'dan Devleti Aliye var. Aslında ben bu serinin 4 kitaplık bir seri. Okumaya çok hevesle istemiştim ve almıştım ilk cildini. Ara ara okuyacaktım. Hani en azından tarihimizi iyi bir yerden öğrenmek için ama bir türlü fırsat bulup devam edemedim açıkçası. Ama çok istediğim serilerden biri devam etmek adına. Bir alt tarafa geçelim. Burada İş Bankası modern klasikler var. Bir tek Üç Büyük Usta'yı okumadım. Onun dışındaki hepsini okudum. Zweig'leri zaten seviyorum. Şu insanlığın yıldızının yükseldiği anları çok çok sevememiştim açıkçası. Zweig'lar içinde de en sevdiğim Korkudur. Çok çok iyiydi. Sineklerin Tanrısı yine benim çok abartıldığını düşündüğüm, çok çok sevemediğim. Bulgakovları çok sevmiştim. Tavsiye ederim. Rus edebiyatında kara mizah seviyorum. Martin Eden var yine. Çok eski de okumuşum aslında. Tekrar okusam çok iyi olur da. Halil Cibranlar var. Yine çok didaktik yazımı olan bir yazar. Anne Frank'in Hatıra Defteri çok severek okumamıştım onu da açıkçası. Evet hani hikaye çok üzücü vesaire ama kaleme yani tabii ki de bir çocuğun günlükleri ama yani bir şey yakalayamadı o kitapta beni. O yüzden de öyle kaldı. Metisler var burada. Eve Dövi, Nurden Gürbilek'le yeni tanışacağım yazarla. Doktor March'ın Dört Oğlu okumadıysanız, duymadıysanız, sonu sürprizli kitapları seviyorsanız tavsiye edebilirim. Burada da hep kitaplar var. Anarşik yeni okudum zaten. Size de tavsiye etmiştim. Avucunda Çimenizi orta halli bir öykü kitabı diyebilirim. Nermin Yıldırım çok seviyorum tüm kitaplarını. Saklı Bahçeler haritası hepsinin içinde benim için en yeri ayrı olan. Yürümeye Övgü yine çok güzel bir kitaptı. Eduardo Galeano'yu çok anlaşamadım. Kadınları okumuştum. Bu kitabını o yüzden elim bir türlü gitmedim. Kitap evi, her kitap severin bir gün yolunu keseceğine inandığım kitaplardan biri. Nagasaki gerçek hikayeden kaleme almış. Farklı bir kitap, incecik zaten. Peritetki, Hakkari Bir Mevsimi okuyup çok sevmiştim. Eylül'ün Gölgesi'nde bir yazdığı da öyle almıştım. Bu da çok güzeldi ama sonra devam etmemişim. Bülbül'ü Öldürmek klasik zaten. Steinbeck'ler. Burada da Fareler ve İnsanlar İnci ve Gazap Üzümlerini okudum. Çok seviyorum Steinbeck'i. Hatta bir sürü kitabını da aldım ama bir türlü elim gitmedi sonra kaldı öyle. Mehmet Gürel'den Bedruvi'nin Nefesi. Eğer şeyleri seviyorsanız böyle size bir sürü kitap, film, tavsiyeleri olsun hiç bilmediğiniz entelektüel kitaplardan seviyorsanız bu deneme kitabı güzel bir deneme kitabıydı. Melisa Kesmez. 3 öykü kitabında okudum. En sevdiğim Bahar, Bazen Bahar. Nohut Oda'yı çok sevememiştim ama sevdiğim öykücülerden biri. Yeni kitabı çıksa alırım yani. Şurada Sinan Sülün var. Karindiba. Bu da bir öykü kitabım. Kendisinin iki kitabı çıktı. Ya yani ikinci kitabından sonra sanırım bir daha yazmadı. Miras son zamanlarda okuyup çok sevdiklerimden. Memorial Park'ta bu sene okumayı istediğim kitaplardan biri. Bu şekildeydi bu rafta. Bir alt kata geçelim. Burası biraz daha karışıklaşmaya başlıyor. Burada Ketebe yayınlarının kitapları var. Şu 40 soruda serisini aldım çok hevesli ama işte bir türlü kurgulara o kadar yoğunlaştım ki kurgu dışı kitaplara gidemiyor bir türlü elim. Aslında postmodern edebiyata da başlamıştım ama yarım kaldı. Ahmet Sarın'ın kitapları çok güzel. Kuşlarla Sohbetin Şartları tasavvufi bir kitap ilgilenirseniz. Kusurlu Rüya ile çok anlaşamadım. Burada okumadığım kitaplar var. Hepsine detaylı girmeyeyim. Sezgin Kaymaz'ın iki kitabı var. April'dan çıkan. Çok çok seviyorum Sezgin Kaymaz. Özellikle öyküleri çok çok keyifli. Fakir Baykurt Yılanların Ömrü yine çok üzücü, vurucu bir kitaptı. Herkes için Siyer var. Bunun ikincisini de okumak istiyorum. İlkini bu Ramazan'da okumuştum. İkinciyi de bir türlü fırsat bulamadım. Tarık Tufanlar var. Bu da ben her ay bir Tarık Tufan etkinliği yapmıştım. O zaman tüm kitaplarını okumuştuk tabii. Ondan sonra bir kitabı çıktı. Sonra yeni bir kitabı daha çıktı bu ara. İki kitabı daha var ama elim gitmedi. Şanzelize Düğün Sonu çok keyiflidir.
Burada bir hele bir anneye mektup vardı. Beni çok 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 etkilemişti. Yani böyle çok ağladığım nadir kitaplardandı. Düşerken de içlerini yani Şanzide Düğün Salonu'ndan sonra hatta ondan bile daha fazla belki en sevdiğim kitabı. Ya ben Tarık Tufan öykücülüğünden ya da denemeciliğinden daha çok romancılığını seviyorum. Romanlarını çok daha keyifli okumuştum. Peyami Safa'nın Selma ve Gölgesi, Server Bedi adıyla yazdığı çok çok iyi bir polisiye. Tavsiye ederim. Aytmatoğullar var. Peyami Safalar var. Onları da devam etmek istiyorum ama bir türlü fırsat olmadı. Burada Domingo'dan kitaplarım var. Şu Montgomery'nin kitapları çok güzel. Hoş geldin. Anne Baba Sihri. Üçüncüsü çıktı şimdi 2-6 yaş için. Onu da almayı çok istiyorum. Bu yazarın bir kitabını daha okumuştum. Mucizeleri Saymak sanırım. Çok aram yok. Yani beğenmemiştim onu da çok. Bunu da yayın evi göndermişti. Bunu da okudum. Yani orta halli. Çok yetişkin edebiyatı değil de daha genç yetişkin edebiyatına uygun olabilir. Şu kitap bayağı güzeldi. Man Booker finalisti de olmuştu. Saçında gün ışığı. Keyifli bir okumaydı. Hindistan'dan Amerika'ya uzanan bir şey. Bunu henüz okumadım. Şu kitap da keyifliydi. Ne için, neden çocuk kitapları okumalıyız? Burada Cez ve Çocuğun kitabın kitapları var. Genellikle Tuğba Coşkuner'in. Seviyorum kendisini. Onun kitapları var. Okumadığım birkaç tane var. Burada yine Cez ve Çocuğun ne serisi? Ansiklopedi serisinden çıkan kitapları var. Furkan için sakladığım diyeyim. Burada Arkadya'nın kitapları var. Ben Arkadya kitaptan kitap okumayı seviyorum. Kafamı dağıtmak anlamında. Yani hızlı okunuyor. Keyifli hikayeler oluyor. Üzücü hikayeler oluyor. Burada da okuduklarında Gümüş Serçe fena değildi. Dilek Ağacı'nın Gölgesi'nde daha güzeldi mesela. Bu yazarınkiler de Afganistan'da geçiyor genelde. Körlük çok çok iyiydi. Yani beni bu kadar soluksuz bırakan kitap daha yani çok az vardır. Ama Bilinmeyen Adanın Öyküsü mü? Yitik Adanın Öyküsü. Bir kitabını mesela yarım bırakmıştım sarmalı. Sonra da devam edemedim. Kirpinin Zerafeti. Herkesin çok sevdiği. Benimse biraz abartılı buldum. Çok anlaşamadım kitap. Ağızla Mutlu Olmak. Bu kitabı çok severek okumuştum. Hayatıma da birçok önerisini adapte ettim. Minimalist olma yolunda beni çok etkiledi. Hatta bu kitapla ilgili böyle bir ayrı video çekmek istiyorum ama işte fırsat olmuyor. Bunu da çok keyfimi kaçık olduğu bir dönemde almıştım. Sonra okuyamadım kaldı. Şerif Üzgören. Kendisini çok seviyorum. Bu kitabında öğretmenlerle alakalı. Çok severek okumuştum. Tavsiye ederim. Serkan Karaismailoğlu, Piyameter serisi çok seviliyor. Herkes çok seviyor. Ben de bu kitabını almıştım. Yani orta halliydi. Ben öyle wow etkilenmedim. Hani güzel bilgiler vardı ama bilmiyorum çok sevemedim. Roman terimleri sözlüğü var. Momo zaten bir klasik. Okumadıysanız mutlaka. Amak-ı Hayal çok çok iyi bir kitap. Bunu da okumadım. Aziz Nesin'in çok keyifli okuduğum Yüz Liraya Bir Deli kitabı. Halide Edip'in Ateşten Gömlek. Çok eski bir baskısı bu. Benim abimlerden kalmıştı. Rahmetli Doğan Yüceloğlu'nun Savaşçı. Bunu da çok severek okumuştum. Bana çok iyi gelen kitaplardan biriydi. Böyle kurgu dışı kitaplar özellikle ihtiyacınız olduğunuz dönemlerde okuduğunuzda size çok daha iyi geliyor bence. Yaprak Öz bence bir kadın olarak çok iyi. Genelde böyle polisiye yazarlar erkek diye hani. Ama Yaprak Öz'ün kitapları gerçekten çok çok iyiydi. Tavsiye ederim o noktada. İpek Ongun benim çocukluğumun kitapları. Yani bu bir genç kızın gizli defterinin bendeki yeri çok çok başka. Yani o Serra'nın liseden üniversiteye uzanan hayat hikayesi, ev tutma hikayesi vesaire, arkadaşıyla yaşaması, aşkları, hayal kırıklıkları, iş yaşantısı vesaire bana çok örnek olmuştu. Şimdiki Wattpad kitaplarının içeriğini düşününce İpek Ongun gerçekten o zamanlar genç kızları bence olumlu anlamda etkileyecek içeriklerde kitaplar yazmış. O yüzden bendeki çok ayrı bu kitapların yeri. İlk 5 tanesi var. Bu seri 10'a kadar falan gitti herhalde ama yani ben işte hayat herhalde ortaokulda falan çıktı sonra devam etmemişim. Bu alt rafta da arka kapak dergileri var. İşte Okur dergisi var. Bir sürü boş defterlerim, dolu defterlerim var. Mühürlerim var. Burada da elden çıkarmak istediğim gardırop uygulamasına eklediğim kitaplar var. Aslında daha fazlaydı. Burası ters çevirdim görmek istemediğim için. Oradan gardırop uygulamasından sattığım kitaplar. Birçoğunu sattım. Bunlar da elimde kalanlar devam ediyor o şekilde. Şimdi yavaştan kalkabilirim. Bu raf böyleydi. İkinci rafa geçelim.
Selam. Camda görünüyorum arada. Burada da üst raftan başlayabiliriz. Şu kupayı alayım. Mustafa Kutlular var. Ben ilk hatta bu her ay bir etkinliğine Mustafa Kutlularla başlamıştım. Her ay bir Mustafa Kutlu ama sonra Tarla Kuşu'nun Sesi kitabındaki birkaç söylemden dolayı kendisine birazcık küstüm. Kendisini çok umurunda değil ama ben kırgınım. O yüzden bıraktım okumayı. Burada dergâhtan bazı kitaplar var. Ahmet Hamdi Tanpınar'lar var. Beş şiir çok zor okuduğum kitaplarından biri de Huzur, Mağrur Beste. Sahnenin Dışındakileri mesela bayağı çok sevmiştim. Saatler Ayarlama Enstitüsü zaten bir klasik. Rıfat Izgaz Karartma Geceleri de çok güzeldi. Burada edebiyat sohbetleriyle alakalı dergide çıkan yazılar var. Burada Timahş'tan kitaplar var. Bu Yuva Yun'un kitabı bayağı güzeldi. Tavsiye ederim. Nazan Bekiroğlu'lar var. Bir zamanlar keyifli okuyordum ama şu an yani Nar Ağacı mesela çok güzeldi ama şu an düşünce bana artık yani keyif alamayacağımı düşündüğüm için devam etmedim. Son sayfanı okumayı bekleyenlerden yine Sadık Hidayet, Kör Baykuş farklı kitaptı. Sevmiştim. Orhan Kemal'den Bereketi Topraklar Üzerine var. Burada Yasin, Kur'an-ı Kerim var. Dini kitaplarımız var. Buraya gelelim. Canım Ayfer Tunç kıymetlim. Bütün kitapları burada. Yani şu kitabı mesela niye bu kadar büyük yapmışlar hiç bilmiyorum. Şöyle baktığınızda. Yani onun boyutu hiçbir yere sığdıramıyorum. Can Yayınları aldı başını gitti zaten. Ön tarafa da çıktım. Sığmamaya başladı. Yer biraz karışık bıraktım hatta yukarılara. Burada Yabancı'yı çok sevmiştim Kamu'dan. Seneleri sevdim. Küçük Prens var. Berna Durmaz'ları hala okumadım. Bekliyor. Babamı Kim Öldürdü yine sevmiştim. Bartıl ve Şürekası çok yeni okudum. Biraz Kafkalar var. Orwell'dan Hayvan Çiftliği'ni epey zaman önce okumuştum. 1984'ü henüz okumadım. Şunları şöyle kenara çekeyim. Oraya geleceğim. Halide Edip Sinekli Bakkal çok keyifliydi yine. Burada Gönlüm İşrazisi Bozuldu okumadığım öykü kitaplarından biri. Katip Bartleby, Kör Burun. İşte işte dediğim kitaplardan biri. Bütün Günlerin Akşamı da çok yıldızın barışmadı. Kadersizlik 1001 kitapla okuyacağız. Burada Latife Tekin var. Biraz hızlı geçiyorum artık. Acı Çikolata keyifliydi. Mevsim Yenince Bilinmeyen Sular çok sevdiğim bir öykü kitabıydı. Kendisinin yeni kitabını da aldım. Murat Gülsoylar hala tanışamadım kendisiyle. Çok istiyorum. Bunlar hatta eski baskıları ama işte fırsat olmuyor bir türlü. Yani o kadar çok okunacak kitap var ki hangisini okusam artık. Karışıyor. Elim yani bir türlü gitmiyor çok okumak istediklerimi bekliyor. Burada Pınar Kür var. İşte dediklerimden yine. Yekta Kupa'nın burada Aile Çay Bahçesi'ni okumuştum ilk kendisinden. İki şiirin arasını devam ettim. Çok benim yazarım değil yani öyle çok yani sevmiyorum değil ama hani öyle çok da beni etkilemiyor. Aile Kadam yine burada. Simyacı yine benim çok abartıldığını düşündüğümden ya bence bu kitabı etkileneceğiniz dönem okuduğunuz yaşa ya da sizin tecrübelerinizle alakalı yani tecrübelerinizin yoğunluğuyla alakalı etkilenip etkilenmeyeceğiniz. Ben çok etkilenmedim açıkçası. Yani ben çok mu tecrübeliyim? Tabii ki öyle bir şey demek istemiyorum ama hayatta bazı şeyleri, belirli şeyleri yaşadıkça, belirli fikirleriniz oturduktan sonra bazı şeylere bakış açınız tabii ki de daha farklı oluyor. O yüzden Simyacı hani benim için ya tamam yani dediğim kitaplardan biriydi. Şuraya geleyim Türk Edebiyatı'na devam edeyim. Canım Tahsin Yücel çok seviyorum. Mutfak Çıkmazı'nı hatta yeni bitirdim. Devam edeceğim kendisine. Thomas Mann, Büyülü Dağ bunlar kalın klasiklerden korkmuyoruz grubunun kitapları. Burada da can klasikler var. Yarısını okumadım henüz. Büyük Umutlar harikaydı. Oliver Twist bekliyor okunacak. O da kalın klasiklerden korkmuyoruz grubunun. Bronte kardeşler ikisi de çok sevmiştim ama ben Jane Eyre'ciyim Ulutepilere kıyasla. Budala bekliyor yine. İnsancıklar bekliyor. Emma bekliyor. Ivan Iliç'in ölümü. Onların genelde çoğunu yeni aldığım için bekliyor. Ana çok çok iyiydi. Maxim Gorki'den çok severek okumuştum. Can rafı bu şekilde. Devam ediyorum. İletişime geldim. Şunu bir kaydırayım yine. Geri alırım. Berna Moranlar bunlar kurgu dışı ve hani edebiyatla alakalı çok güzel kitaplar. Ben çok severek okumuştum. Üçüncüsü de var hatta. Ayfer Tunç'un iletişimden çıkan memleket hikayeleri. Tatar Çölü çok çok iyiydi. Mavera Ünnehir nereye dökülür? Orta olarak bulduğum öykü kitaplarından biri. İhsan Oktay Anarlar var. Canım Mustafa Çiftçi.
Eğer okumadıysanız önce Ahmerci Meyve kitabı ile başlayabilirsiniz. Severseniz diğer ikisi de Bozkır'da 66 ile Adem'in Kekliği ve Chopin'i devam edebilirsiniz. Chopin'e devam edebilirsiniz. Oğuz Ataylar, tutunamayanlar nasıl konuşamadım bile. Tehlikeli Oyunlar bitti. Korkuyu beklerken yeni aldıklarımdan. O da bu sene okunacaklardan. Yani bu sene diyorum da bu sene dediklerim geldi. 2022'yi kastediyorum. Sezen Ünlü Önen, Kıymetli Şeylerin Tanzimini çok sevmiştim. Yeni kitabı çıkınca da aldım ama yine elimin bir türlü gitmediği, fırsat bulamadıklarımdan. Yani ben böyle ayda 15-20 kitap okuyanlardan olmadığım için ayda 5-6 kitap okuyorum. O yüzden çok fırsatım olmuyor işte, bekliyor böyle. Sevgi Soysallar, Yenişehir'de Bir Öğle Vaktiri, ne kadar çok sevdiysem Tante Rozu'yu o kadar sevmedim. Sezgin Kaymazlar, yani ben Sezgin Kaymaz seviyorum. Uzun Armanlar'da Bir Davetsiz Misafir çok farklı bir kitaptı konu anlamında. Çok sevmiştim. Künde öyle. Canım Şükran Yiğitler, Çatı Katı Aşkları okunacak. İkisini okudum burada. Radyo Şarampol'le Ankara Manoları. Bunu zaten bayağı kişi bizler de 7 Dene Edebiyat'tan görüp aldı. O yüzden çok mutluyum. Şükran'la tanıştığımız için ve sizlere de vesile olduğum için bize de sevgili Selim vesile olmuştu. Yine bir kurgu dışı kitap, edebiyat nasıl okunur hala bekliyor. Kara Osmanoğullar, Yakup Kadriler, Yaban çok çok iyiydi. Kiralık Konağı da sevmiştim. Kesik Bir Baş, Irish Bardak'tan 2021 Aralık'ta Başak'la okuyacağız. Binbir grubunda Flawless'lar. Koleksiyoncu Fransız Amerikanı'nda ikisi de sevmiştim ama işte yani öyle wow değil benim için hala. Yine Julian Barnes çok bu aralar duyduğum, merak ettiğim yazarlardan biri. Bu da bekliyor yine Güvercinler Havalanırken. Burada da şu Özlem Narin Yılmaz'ın Kapıyı içeriden Kilitledim. Çok çok hoşuma gitmişti bu kitap benim. Kendisinin diğer kitabını da almıştım ama sonra onu bir türlü fırsat bulup okuyamadım. Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk. Bu da yine benim işte orta şeker bulduğum kitaplardan biri. Şuraya geleyim. Jaguar'a geçmeden önce. Burada da iletişimden Henry Field, Tom Jones'la nişanlılar var. Bunlar iletişim %50'den aldıklarım. Bakalım ne zaman fırsat gelecek. Ve burada Jaguar'lar var. Soğuk Deri çok çok keyifliydi. Hadula'yı sevmiştim. Kağıt Ev zaten kitap seven herkesin okuyacağı ve okuyup seveceği bir kitap bence. Sadık Ruslan bekliyor. Felaket Zevedeler Evi çok iyiydi. Serapitya bekliyor. Taşlı'da Bir Ay hala bekliyor. Hızlandıkça Azalıyorum. Güzel bir İskandinav Edebiyatı kitabıydı. Sevmiştim. Mezarımdan Yazıyorum çok çok farklı ve çok keyifliydi. Soseki ile ilk okuduğum kitap Madenci. Devam edeceğim. İki kitabı daha var kitaplığımda. Sessizlik ve Gürültü çok çok severek okuduklarımdan. Tanrısız Gençlik yine çok sevmiştim. Bunun hatta yeni İş Bankası Modern Klasikler'den çıktı. Jacob Van Gunten. Bu da bu ara çok böyle kurgu dışı kitapta önümüze geldi. Bartıl ve Şürekası'nda edebiyatın iyileştirici gücünde de görmüştüm. Okumayı çok istediklerimden. Pushkin Tepeleri. Bu da işte işte dediklerimden yani fena değildi. Yazarın bir kitabı daha çıktı yeni Olvida'dan. O da var bende. Ona da okuyalım. Tom McCarthy'den Kalan. Yani okuduğum en uçuk kitaplardan biriydi. Çok farklı bir kafaydı gerçekten. Yani sevmekle sevmemek arasında kalıp sevmeye daha yakındım sanırım. Boşluktakiler de diğer kitabı. Ama ona henüz fırsat gelmedi. Günler, Aylar, Yıllar şahaneydi. Yaşamak yine bekliyor. Çok çok merak ettiğim, herkesin çok etkilendiği kitaplardan biri. İletişim rafı da bu şekilde. Bir alta gelebiliriz. Burada Pegasus'tan Kum Kurdu serisi var. Bunu bana canım Aysu hediye almıştı doğum günümde. Burada ebeveynlik kitapları var genelde. Çocuğun Duygusal Dünyası okumayacağım. Tuvalet İletişimi. Doğmamış Çocuğun Gizli Yaşamı. Bunlar çok güzeldi. Koşulsuz Ebeveynlik, öyle Kabil Yetiştirmek. Bu da çok yakın zamanda okumak istediklerimden. Bu doğumla alakalı bir kitaptı. Çocuklarla El Ele Ebeveynlik yine çok çok keyifli okuduğum. İyi Geceler Bay Tom da çok güzel bir genç yetişkin kitabıydı. Burada da Doğan kitaplar var. Yine birkaç ebeveynlik kitabı. En alttakini henüz okuyamadım. Oyun oynama sanatı çok iyiydi. Aklımda aslında ebeveynlik kitaplarıyla ilgili böyle bir her videoda 4-5 kitap anlatıp birkaç serilik bir videolar çekesim var ama bakalım nasıl denk gelecek, ne zaman nasip olacak bilemiyorum.
Ben Kemal Sunal'ı çok sevdiğim için eşinden onu dinlemek için almıştım bu kitabı. Nermin Yıldırım'ın ben alırken Doğan Kitap'ta olan kitabıydı. Bu Unutma Dersleri yeni yayın hakkı bittiği için hep kitap yeni basabildi. Ben de hani yazarları yan yana koymaktansa yayın evine göre dizmişim burada. Şermin Yaşar, yani bazıları çok önyargılı ama ben yani kendisinin öykülerini çok seviyorum. Ben durum öykülerinden ziyade bir derdi olan öyküleri okumayı çok seviyorum. Dolayısıyla da Şermin Yaşar'ı okumayı çok seviyorum o noktada. Burada da Livaneliler var. Livaneli'yi bir zamanlar çok seviyordum. Ben ilk Mutluluğu okumuştum. Hatta sonra filmini de izlemiştim. Çok sevmiştim. Leyla'nın Evini okumuştum. Çok sevmiştim ama artık o kadar çok güncel konularla ilgili bir şey oluyor, bir kitap yazıyor. O yüzden bu ticari kafayı çok sevemedim yazarlıkta. Yani evet, çok akıcı yazıyor, çok hikayeleri okutuyor kendini ama yani işte anladınız siz beni. Koridordan bazı kitaplar var. Algernon'a Çiçekler çok iyiydi, Gece çok iyiydi. Beyaz Zambaklar Ülkesi zaten Atatürk'ün okullarda müfredata konulmasını istediği kitap olarak geçiyor. Çok 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 iyiydi Finlandiya ülkesinin eğitimdeki reformunu anlatıyor diyebilirim. Bebeğiniz uykuyu çok sevecek. Uykusuz bebek annesi olarak umutla alıp buradan bize ekmek çıkmaz diye bıraktığım bir kitap. Yani güzel ama işte. Bu da Zweig'ın Kitapçı Mendel. Çok çok sevmiştim. Alamut inanılmaz heyecan. İşte sürükleyici kitap arıyorsanız kesinlikle Alamut, yani çok çok iyiydi. Burada İthakiler var. Cesur Yeni Dünya hala böyle ön yargının olduğu, elimin bir türlü gitmedi. Ben bilim kurgu sevmiyorum galiba, o yüzden gitmiyor. Mars'ta da bu popüler olduğu zamanda filmini izledikten sonra kitabını da okumuştum. Hobbit, bunu da böyle yıllar önce D&R 5 TL'den almıştım ama bekliyor hala. Filmini çok seviyorum. Kendisini okuyamadım hala. Kemal Tahir Devlet Ana, Nihan Kaya, İyi Aile Yoktur. İyi Aile Yoktur da böyle benim için bazı fikirleri çok iyi ama bazı fikirleri anlamında da Nihan Hanım'la çok anlaşamadım ben. Yani biraz kendine göre evirmiş bazı olayları. O yüzden çok çok şey yapamadım, devam edemedim kendi diğer kitaplarıyla. Sevin de çok seviyor, bir şey diyemem. Burada Fahrenheit 451 eski küçük baskısı var. Bu da benim böyle çok abartılı bulduğum kitaplardan biri. Evet güzeldi ama işte yani o kadardı. Bu neden normal olmak varken neden mutlu olasının canım Hülya, geçen Selin ve Hülya ile buluştuğumuzda hediye olarak almış bize. Kafka kitaptan da ilk kitabım kitaplığımdaki. Soseki'den diğer kitabım Gönül. Bu da çok merak ettiklerimden. Nebula'dan Sessizlik Oteli hala bekliyor, okunmadı. Algı Kalesi okundu. Farklı bir kitaptı. Böyle Reading Summit falansa sizi silkeler yani. Eve Dönmenin Yolları, Zambra. Yine bu aralar çok popüler olan yazarlardan biri. Ben de merak edip almıştım ama hala fırsat olmadı. Bir alt rafa geliyorum. Burada genelde bir kutu kitaptan gelen kitaplar var. Çoğunu okumadım. Yani seçkilerini başta beğeniyordum ama sonra böyle çok sanki köşede kalmış, hani insanların duymasını istediği değil de hani daha çok baskı yapmasını istediği kitaplar gibi gelmeye başladı nedense. Bir de kendi yayın evlerini kurdular. Onları falan gönderiyorlar, kutu yayınları. Ben yani eski hesabımdaki takip sayımının fazlalığı nedeniyle örnek olarak gönderiyorlardı. Hani ben kendim üye olmadım. Hani bunu da söyleyeyim. Bazı kitapları çok güzel ama işte bazıları da yani çok da anlaşamadım açıkçası. Olvidolar güzeldi mesela, okumuştum. Sis falan çok güzeldi. Burada yine az önceki Puşkin Tepelerinin yazarı yabancı kadın, yeni kitap. İşte Saltokur'dan bazı kitaplar var. Siyah'dan var. Kasiyer güzeldi Japon edebiyatından. Bağlar çok 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 iyiydi. Ben çok beğenmiştim. 100 kitaptan tavsiye edebilirim. Hep eve orta karar bir öykü kitabıydı benim için. Burada da canım bir kahve bir kitap, Ayşe'nin kitapları var. Çok çok severek okumuştum. Burada da Jojo Moyes'in kitapları var. Umarım sesim geliyordur. Ezan başladı, öyle ezanı.
Sen önce ben çok sevmiştim, senden sonra beni aldım, hiç sevmedim yani. Bu tutan hikayenin devamı fikri beni birazcık üzüyor ve mutlu etmiyor genelde. Kitap hırsızı eh dediklerimden. Bu Güneş Çalması da çok çok popülerdi. Çok çok sevenim var. Hatta iki kitap ama bir türlü bunu da duruyor yani. Uzun zamandır okuyamadım bekleyenlerden. Bir tane de burada Soseki araya sıkışmış. Üç köşeli dünya. Bu da okuyanacaklardan. Ve en alt rafa gelelim. Burada da genelde oğlumun kitapları var. Bu şekildeydi. Yani kitapların çoğu zaten raflarda, birkaç tanesi dışarıda. Onları da hani düzenli olarak ekliyorum. Son yaptığım alışverişleri henüz eklemedim. Onları ayrı video çekeceğim diye kitaplıkta göstermemek adına. Şöyle yine bir yukarıdan aşağıya tekrar göstereyim. Biraz hızlı anlattım. Oğlum uyuduğu için uyanmadan kitapları anlatmak adına. Umarım çok hızlı olmamıştır. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın bu videoda her zaman olduğu gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.